Yatırım Finansman. Dönelim Olur, istersen. Çok iyi olur. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan. Günaydın. Nasıl bir piyasa beklentin var? Belki biraz Merkez Bankası tahminini de böyle bir konjonktürde senden rica edelim. Teşekkürler. Günaydın. İyi yayınlar öncelikle. Piyasalarda bu hafta aslında çok kritik bir ekonomik veri akışı bulunmuyordu. O yüzden daha ağırlıklı olarak jeopolitik riskler fiyatlanıyor. Ve burada özellikle son 1-2 gündür de bu fiyatlamanın ön plana çıktığını gördük. Bununla beraber ABD'ye ilişkin de FED'e yönelik endişeler de bir miktar daha ön planda kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Özellikle ABD tahvil faizleri tarafında önemli bir yükseliş var. Burada 10 yıllık tahvil faizleri 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Artı hem getiri eğrisine baktığımızda yani 3 ay vadeli tahvil faizinden, ABD tahvil faizinden 30 yıla kadar baktığımız aralıkta da yine bu getiri eğrisinin oldukça aslında yataylaştığını, hatta terse dönmesini de bir miktar resesyon endişelerini de beraberinde getirdiğini görüyoruz. Dün Amerika'da çıkan 5 kitap vardı. 5 kitap tarafında büyümenin halen daha devam ettiği ancak bir miktar momentum kaybettiği, ivme kaybettiğine dair yorumlar vardı. Ve FED yöneticilerinden gelen açıklamalara baktığımız zaman da çok yüksek ihtimalle FED'in biz Kasım ayında pas geçtiğini göreceğiz gibi gözüküyor, ama faiz artışı için FED muhtemelen kapıyı açık bırakmaya devam edecektir. Bu açıdan bugün küresel piyasalarda FED Başkanı Powell'ın New York'ta ekonomi kulübünde yapacağı ekonomik görünüm başlıklı paneldeki konuşması ön planda olacak. Beklentilerin şekillenmesi açısından kısa vadede piyasalar, küresel piyasalar bu tarafa bakacaktır. Ancak tabii ki burada en önemli başlık jeopolitik riskler olmaya devam ediyor. Buradaki haber veri akışlarını izlemeye devam ediyor olacağız. Aynı zamanda petrol fiyatlarını ilgilendiren de bir gelişme oldu. Amerika Venezuela'ya yönelik yaptırımlarında bir miktar gevşemeye gidebileceğini söyledi. Bu da petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesini en azından şimdilik biraz azaltmış gibi gözüküyor. Küresel piyasalar açısından görünüm bu şekilde. Burada yine özellikle ABD tahvil faizlerinin geldiği seviyeler bir miktar baskılıyor hisse senedi piyasalarını. Bizim açımızdan da dünkü sert düşüşün ardından belki bir miktar tepki çabası görebiliriz, ama şu anda yönü tayin edecek çok önemli bir veri gelişme yok. O yüzden oynaklık yüksek kalmaya devam edebilir. Bu açıdan temkin olmakta fayda var. Kur tarafında 28 seviyesinin üzerinde dengelenmeye başladığını görüyoruz. Yukarı yönlü eğilim burada da devam edecek gibi gözüküyor diyebiliriz. Merkez Bankası'nın ilişkin beklentileri geldiğimiz zaman da bu toplantı aslında benim tahminim 500 baz puanlık artışın devam edebileceği ya da en azından olması gerekenin bu olduğu yönünde olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda ben aslında faiz artışının başlangıcında çok daha kuvvetli bir adım gelmesinin yerinde olacağını değerlendirmiştim, ama Merkez Bankası şu anda kademeli bir politika faizine sıkılaşmayı tercih ediyor. Şu anda enflasyondaki görünüme baktığımız zaman evet, aylık bazdaki gerçekleşmelerde Temmuz-Ağustos'taki %9 civarına kıyaslarsak bir miktar yavaşlama var, ama halen daha aylık artışlar oldukça kuvvetli düzeyde ve yıllık enflasyon da gelecek Mayıs'a kadar yükselmeye devam edecek. O yüzden ben de şu anda politika faizinde artışını yavaşlatmak için çok fazla bir elde sebep yok gibi gözüküyor. Bu ortamda bence hem KKM'den dönüşü TL mevduata teşvik etmek için hem enflasyon beklentilerini çıpalamak için bana göre Merkez Bankası'nın bu toplantıda ve sonraki birkaç toplantıda da faiz artışlarını devam ettirmesi gerekiyor. Şu anda Merkez Bankası piyasa katılımcı anketine göre 12 ay sonrasında beklenen enflasyon %45 civarında, ki yarın yeni beklentileri de görüyor olacağız. Enflasyon beklentileri 45 iken politika faizinin şu anda 30 olması, hatta gerçekleşen enflasyonun 70'e gideceğinin bekleniyor olduğu bir ortamda bence faiz artışlarının yavaşlamaması gerekiyor, ama piyasada da bazı kurumların 250 baz puanlık artış beklediğine dair tahminler görüyoruz. Belki Merkez Bankası burada diğer araçlarla, yani hedefli kredi politikası ve miktarsal sıkılaştırma vurgusu yaparak faiz artış hızını 250 baz puanla yavaşlatabilir. Ancak bu yönde bir yavaşlama görecek olursak kur tarafındaki yukarı yönlü riskler ve enflasyon görünümündeki riskler bir miktar daha artacaktır diye düşünüyorum. Yani hakikaten Erol, çok önemli bir karar var. Bir taraftan savaş var, ekonomiye bir baskı var, stres içerisinde. Aynen. Daha az mı faiz artırayım diyecek. Ya da böyle bir ortamda doların üzerinde baskı varken, yurt dışından stres artmışken TL'yi ben daha güçlü tutmam lazım. İşte 500 baz puan ya da belki daha da üzerinde bir şey mi yapayım diyecek.
biraz sanki zor bir karar bekliyor yine Merkez Bankası. Evet, bu savaşı mutlaka değerlendirmeye alacaklar gibi görüyorum. Petrol fiyatları üzerinden de muhtemelen. Kesinlikle, yani oranın enflasyonu ne kadar zorlayacağı ortada. Çünkü şu olaylar ortaya çıkmadan önce bu pozitif tartışmaları, pozitif faiz tartışmaları, acaba Sayın Bakan buna biraz da Merkez Bankası daha az mı faiz artışı yapacak? O oyun planının hani 500-500 gibi bir şey şekillendi piyasada. Onun dışında daha az mı faiz artışı yapacak diye bir soru işareti vardı. Ama zannediyorum bu savaş manzarayı değiştirmiştir diye düşünüyorum. Bilmiyorum Sayın Erol, Gürcan belki ne der? Son bir aynı Hakan abinin de sorusuyla, sence hani hangi tarafa acaba ağırlığını verir Erol? Yani birçok parametre var tabii ama bu konudaki senin yorumunu merak ederiz. Açıkçası ben de bu sefer ankete tahmin gönderirken 250 bas puanı 500 bas puanı arasında çok kararsız kaldım. Ve günün sonunda enflasyon tarafını öncelikleyip 500 bas puan olarak bir tahmin gönderdim. Biz burada politika faizinin olması gereken yere ne kadar geç getirirsek toplamda ödeyeceğimiz maliyet, katlanacağımız maliyet o kadar yüksek olacak. Aynı zamanda yeni denge enflasyon, yeni denge politika faizi de o kadar yukarıda olacaktır. O yüzden aslında olması gereken bir an önce enflasyon beklentilerin üzerine gelen bir pozitif reel getiri olması lazım. Ancak tabii ki burada savaş hassasiyeti dikkate alınıp ya da şu ana kadar yapılan artışların gecikmeli birikimin etkilerini izlemek istiyoruz şeklinde bir yönlendirmeyle faiz artışı azaltılıp hatta belki beklemeye geçilme ihtimali de önümüzdeki toplantılarda söz konusu olabilir ama ben şu anda 500 bas puan ihtimalinin biraz da olması gereken olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Gürcan, çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim, yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz. Alaaddin Aktaş da yazısını